dostlar, sevgili dostlar, sevgili takipçilerimiz, sevgili destekçilerimiz, kıymetli müzikseverler. Bugün aslında sevgili arkadaşlarımızla prova yapmak için bir araya geldik. Canlı yayın düşüncemiz yoktu ama madem böyle bir ortam kurduk, hazırlık yaptık. Patreon'daki özellikle sevgili dostlarımıza ve bizi dinleyen bütün dostlara bir 4 şarkılık bir selam verelim diye arzu ettik. Ve tam da prova üzeri yakalanmışız canlı yayına. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben hemen kimlerle prova yapıyoruz değerli müzisyen dostlarla onları tanıtayım. Sevgili Ulaş klarnette bugün, sevgili Fatih gitarda ve Aslan Hanım, Aslan Erkişi klasik kemençe ve güzel sesiyle bizlere, sizlere seslenecek bugün. Ve bendeniz Ertuğrul Erkişi. Sizlere güzel bir nihayet şarkıyla başlayalım diye arzu ettik doğrusu. Hemen onunla başlayalım bakalım sonra hangi sürpriz şarkılar gelecek sıradan. Bakalım. Bu arada bizim Patreon'da ilk canlı yayın evet, denememiz. Evet, ilk canlı yayın. Eğer hata olursa affola. Evet. Haydi bakalım. 1, 2, 3, son 2, 3. Sen de olasın aşk.
Allah'tan bulasın. Evet kıymetli dostlar, arkadaşlar teşekkürler. Gayet güzeldi, harikaydı. Şimdi sırada aslında son dakika karar verdiğimiz Aslan Hanım'ın çok güzel okuduğu bir şarkı var. Kimin şarkısıydı ilk aslında? İlk defa prova yaptığım Ahmet Kaya'nın bir şarkısı. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Evet. Şimdi bugünlerde gerçekten özellikle şu yaşadığımız zamanlarda, şu son 5-6 yıldır öyle diyelim, son 2 yıldır insanlar gerçekten sıkıntılar yaşıyor. Her gün bir haber alıyoruz. Bir dostumuz sıkıntıda, bir dostumuz hastalanmış. Etrafımızda birçok insan var. Tabii ki biz sizler için sağlık sıhhat diliyoruz dostlardan. Ama bugün özellikle böyle slow şarkılar seçtik ki onların hukukuna, yaşadıkları sıkıntılara biraz hürmeten saygı icabı. Yoksa hareketli güzel şarkılar da var söylediğimiz ama bugün şöyle 3-4 tane slow şarkı sizler için okuyacağız o hassasiyetle. Evet. Bir sesli değil mi? Evet, bir sesli. İçinde önüm arkam, pus içinde sakallarım, pas içinde siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Bir fidandım, devrildim, fırtınaydım, duruldum, yoruldum çok yorgunum. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Taş duvarlar yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim hey. Taş duvarlar yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim hey. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Siz benim neden yandığımı nereden bileceksiniz? Gökte yıldız söner şimdi, annem beni arar şimdi, sevdiğim var kanar şimdi. Siz benim neden yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden yandığımı
göreceksiniz. Bir pınardım, kan oldum yol kenarı, han oldum, yanıldım ah ziyan oldum. Siz benim neden sustuğumu nereden bileceksiniz? 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 Ağzınıza sağlık Aslan Hanım. Çok güzeldi. Çok teşekkürler. Şimdi eyvallah. Şimdi sevgili dostlar, üçüncü şarkı olarak benim son bestem diyeyim. Son yaptığım şarkı. Bunu sizler için okuyacağız. Dostlar çok uzun zamandır Fatih söylüyorlardı. İşte Ertuğrul Bey ne zaman, işte nerede şarkı diye. Zannediyorum bugün ilk kez böyle eli ayağı düzgün toparlanmış bir vaziyette sizlerle dostlarla çalıp söyleyeceğiz. Tabii bunu ayrıca şeyde yapacağız. Yani bir stüdyo, işte aranjeli bir, tabii böyle çok gönlümüze göre bir şey yapacağız inşallah. Ama bugün özellikle Patreon'daki dostlara özel okuyalım ve ilk kez şöyle bir kayıtlara girsin diye arzu ettik. Sözleri sevgili Ahmet Bozkuş'a ait, edebiyatçıdır Ahmet'in aslı, edebiyat fakültesi mezundur. Zaten yaptığı YouTube programlarından, kalitesinden belli. Ahmet'in sözleri ve Ben Deniz'in bestesi, Kürdi bir şarkı, Kızıma diyeceğiz sizler için. Slow diyoruz, okay. Sonrasında arkadaşlar katılıyor bize. Tabii ki. Thank you.
Nihayet bahar düştü, ben kara kışa bile nihayet bahar düştü. Bizim için ah kızım hazin şarkılar düştü. Bizim için ah kızım hazin şarkılar düştü. Evet, üç kıta prova yapmıştık ama zannediyorum iki kıta güzel oldu. Yeterli oldu. Güzel bir teaser oldu. Evet. Stüdyo kaydından evet. önce. Evet. Başka aslanına ne var? Dört şarkı demiştik. Baba Bay'la bitirelim mi? E hadi bakalım bir Trakya şarkısı. İstek parça. Emin misiniz? Bakın Trakya parçası var bir de. Bu... Siz Trakya mı? Peki tamam. Kimseye yetmem şikayet. E hadi bakalım. İstek parça. Evet. Evet. Bizim bütün aslında şöyle bir şey de söyleyelim. Bu isteğin sahibi, daha doğrusu istek kağıdını bize gösteren dostumuz niye burada? Hani onu da söyleyelim. Tabii uzun zamandır bir teknik hazırlık içerisindeydik. Yani bir tane sabit kamera koyup sizin karşınızda şarkılar söylemek çok estetik olmayacak diye bir arayış içine girdik, bir araştırma ve sonradan bazı teknik imkanlar bulduk ve onları edindik son dönem. Tabii bunlar bir müzisyenin gerçekten çözebileceği şeyler değil, ayrıntılar. Ve bundan anlayan bir kıymetli dostumuz bizlere yardımcı oldular. Hatta herhalde bir 15 gün beraber yaşadılar bu cihazla, sağ olsunlar. Ve şu an çok büyük oranda çözüldü ve bugün zannediyorum sizin gördüğünüz bu yayının, bu güzel yayını diyelim, müsebbibi de odur. Onun isteği ve sevgili misafirlerimiz için, bütün kıymetli misafirlerimiz için okuyalım. Yerinden Nihavent okuyalım. Demin çaldığımız Fatih D minor. D minor. Kemali Serkis Efendi'nin çok çok sevilen bir şarkısıdır bu. Bugün de aslında konuştuk derste. Ne kadar çok Ermeni, ne kadar çok Rum bestekar var Türk müziğinde diye. Onlardan bir tanesinin şarkısı. Bizden insanlar yani. Hep biriz aslında yani. Sevinçlerimiz, hüzünlerimiz. Haydi bakalım. Fatih. Ram bam 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 ra 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 ram bam. Evet. Son iki üçte. Hazır. Evet. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Kimseye İstikbalime
hücrelerim hücrim gibi baktıkça istikbalim. Evet. Babubu okunur mu bunun arkasından? Okunmaz. Okunur. 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 Okunabilir bence. Okunur hadi. Çünkü Aslan Hanım bir tane okudu. Fark etmez. Evet. Hani makamlar farklı olduğu için. Olsun önemli değil. Çok çok. Dört ses İsmail Erkin. Dört ses. Efendim Balkanlara gidiyoruz. Anne tarafından Balkanlı olarak Aslan Hanım'dan dinliyoruz bu güzel Rumeli türküsünü. Son 2, 3, 4. Baştan da dediğimiz gibi bir provamızın ortasında aslında hem imkanlarımızla teknik çok uzun zamandır uğraştığımız bir en güzel noktaya ulaştırmak için uğraştığımız teknik imkanlarımızı bir kere daha denemek için hem de biz sizlere bir gönülden selam vermek için bu yayını yaptık. Hepinize özellikle şu zor zamanlarda sağlık ve huzur diliyoruz. Sevdiklerinizle mutlu kalın. Hepinize hayırlı akşamlar. Hoşçakalın. German, Spanish, French. That's not translated. Yeah.